Bu iddianame ve buna benzer diğer konular hukuk terazisiyle tartılamaz. Bunlar hukukun dışında olan, pek çok arkadaşın da belirttiği gibi politikleşmiş konulardır, siyasi konulardır. Dolayısıyla hukukun terazisiyle bu iddianameyi tartmamız mümkün değil. Tabii avukatları ve hukukçuları bunun dışında bırakmak durumundayız. Çünkü onlar profesyonel mesleklerinin bir gereği olarak iddianameleri inceleyeceklerdir. Onlar işte mevcut hukuk kurallarına göre tasnif edeceklerdir, yorumlayacaklardır falan. Şimdi şunu çok iyi anlamak lazım. Türkiye devleti çok büyük bir krizden geçiyor. Yani devletin kendisi bir kriz yaşıyor. Bir tek parti devleti kurma teşebbüsünün tam orta yerinde bulunuyoruz. Ve bunun ne tarafa doğru gideceği de şu anda belli değil. Devlete hakim olan siyasi iktidar devletin bütün kurumlarını ele geçirdi. Bunları mümkün olduğu kadar elinden geldiği ölçüde dönüştürmeye çalıştı. Devletin geleneksel kurumlarını yıktı, dengesini bozdu. Bu durumdan kendisi de memnun olmadı. Yerine de yeni bir şey koymadı. Yani bu tam bir kriz durumda. Şimdi böyle kriz durumlarının olduğu ülkelerde siyasetin dili ve hamleleri dolaylı olur. Yani her hamlenin arkasında o hamleyle ilgisizmiş gibi görünen bir taktik vardır ve mutlaka bir mesaj vardır. Amiraller için hazırlanan iddianamenin de bir taktik olduğunu söyleyebiliriz saray rejimi açısından. Aynı zamanda da bir mesaj verilmektedir. Mesaj kime verilmektedir? Mesaj bana göre doğrudan doğruya NATO'ya verilmektedir. Yani siyasi iktidar NATO'ya demektedir ki ey NATO, sen işte Baltık ülkelerinden Dede Ağaç'a kadar işte Romanya, Bulgaristan ve kuzeyde Polonya'nın böyle pivot ülkeler olarak belirlendiği işte ana ağırlık merkezinin Ukrayna, Donbas ve Karadeniz olduğu bir cephe hattı kuruyorsun. Ben de bu hattın içerisinde bir NATO ülkesi olarak yer almaya gönüllüyüm. Dolayısıyla Çanakkale Boğazı'ndan, işte Marmara Denizi'nden ve İstanbul Boğazı'ndan geçecek olan NATO gemilerine Montrö'yü de çok fazla dikkate almadan razı olmaya hazırım mesajı verilmektedir. Şimdi bunun amirallerle doğrudan nasıl bir ilgisi var diye sorulduğu zaman biraz geriye gitmek gerekir. Bu kumpas davaları sırasında Türk ordusunun çizgiyi aştığı, sınırı geçtiği, artık böyle NATO'ya fazla bağımlı olmadığı, kendi başına hareket ettiğine dair NATO çevrelerinde hepimizin bildiği gibi çok çeşitli söylemler geliştirildi. Özellikle denizcilerin çok üzerinde durdukları Milgen projesi ve Karadeniz nedeniyle NATO bu amirallere karşı daha başından itibaren çok ciddi bir tepki duydu. Milgen'i biliyorsunuz. Karadeniz meselesine gelince bu amiraller muvazzaf oldukları sırada Karadeniz'e kıyıdaş olan ülkelerin bir şekilde birleşerek Karadeniz'i bir barış denizi haline getirmeleri için, Karadeniz'in kaynaklarını ortaklaşa kullanmaları için bir girişimde bulundular ve bir konsept oluşturdular. Yani Karadeniz'in işte NATO gemilerinin, işte Rus gemilerinin atış sahası, poligonu olarak kullanılmaması için bir konsept geliştirdiler ve bunu kendi hükümetlerine de bir şekilde kabul ettirdiler. Bu çok önemli bir olaydır ve mesela amirallerin tutuklanması daha önce o kumpas davaları sırasında işte çeşitli itiraflarla, şeylerle, iftiralarla prestijlerinin sarsılması ve buna benzer olaylar hep buradan kaynaklandı. Bu iddianame de bu sürecin bir uzantısıdır. Yani burada hükümet bir şekilde biz Montrö'yü gerektiğinde çok fazla kale almayız. Bak bu Montrö'yü hararetle savundukları için bu amirallerin üzerinde baskı kurduk gibi bir mesaj vermeye çalışmaktadır. Şimdi bu Montrö meselesine gelince Montrö konusunda esas tereddüt uyandıran bizatihi siyasi iktidarın kendisi oldu. Mesela Sayın Cumhurbaşkanı yanlış hatırlamıyorsam 5 Nisan günü çok açık bir şekilde daha iyisi için imkan bulana kadar Montrö'ye bağlılığımızı sürdürüyoruz gibi bir demeç verdi mesela. Yani bir takım imkanlar getirirseniz bizim önümüze, bizim avantaj sağlayabileceğimiz, o zaman biz bu Montrö'yü bir kenara koyarız. Ve daha önemlisi Mustafa Kemal'in koltuğunda oturan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkanı şöyle bir demeç verdi. Cumhurbaşkanı dedi,
İstanbul Sözleşmesi'nden kararname ile çekildiği gibi Montrö'den de diğer uluslararası anlaşmalardan da çekilebilir. Şimdi bu çok önemli bir şey. Yani burada neyi anlıyoruz? Meclis başkanının, yani işte siyasi toplumun en önemli yerinde oturan şahsın Montrö Sözleşmesi ile İstanbul Sözleşmesi'ni terazinin kefelerine koyarak onları dengelediğini, onların birbirine yakın şeyler olduğunu söylediğini görüyoruz mesela. Mesela bu son derece enteresan bir durum. Bunu söyleyebiliyor. Yani dolayısıyla bunların Montrö Sözleşmesi'ne bir alternatif aradıkları görülüyor. Şimdi burada tabii iktidarın yetkileri çok önemli. Yani bakın bir siyasi iktidar bir kararname ile Türkiye'nin Montrö Sözleşmesi'nden çıkmasını sağlayabilecek. Yani böyle bir yetki dünyada modern zamanlarda hiç kimseye nasip olmamıştır. Yani İngiltere Kraliçesi'nin ya da Katar Emiri'nin bile mesela ben böyle bir karar alabileceğini zannetmiyorum. Bu aynı zamanda Avrupa ile yaptırmış olduğumuz bütün anlaşmalardan çıkabilecek. İnsan hakları evrensel beyannamesinden çıkabilecek falan. Mesela buna benzer bir durum 28 Şubat davaları için de geçerli. Beyazıt Karataş generalimiz değindi. Ben de kısaca değinmek isterim. Bu 28 Şubat'ın 18 maddelik bildirisini hazırlayan generallerin cezaevine konulmaları da bir mesajdır. Burada da siyasi iktidar kendi tabanına, tarikatlara, cemaatlere şu mesajı vermektedir. Yani aradan 40 yılda geçse biz bu tür girişimlerin bu 18 maddenin ki bu 18 madde esas olarak laikliği savunuyor. Anayasada yer alan laikliği, sosyal hukuk devletini savunan 18 maddedir. Biz böyle girişimlerin intikamını alırız mesajını veriyor ve bir daha böyle şeylerin olmayacağını, yani Türkiye'de bir takım asker ya da sivil kişilerin işte laikliği kuvvetle savunamayacaklarına dair kendi tabanına, tarikatlara, cemaatlere bir tür güvence veriyor. Şimdi burada tabii esas enteresan olan şey siyasi toplumun durumu. İçinde siyasi partilerin yer aldığı siyasi toplumun bu olayları, mesela bu iddianame olayını olsun, bu 28 Şubat generallerinin durumunu olsun görmezlikten gelmedi. Bu çok vahim bir durum. Yani Osman Kavala son derece değerlidir. Büyük bir haksızlığa uğramıştır. Ama mesela laikliği bundan bilmem kaç sene önce 18 maddeyle savunmuş olan Çevik Bir'in mesela hukuki durumu hiç önemli değildir. Ya da mesela Demirtaş'ın durumu son derece önemlidir, fevkalade hayatidir. Ama işte öte yandan amirallerin, mesela Cem Gürdeniz'in durumu önemli değildir gibi bir durum yaratıyorlar. Bakın iddianamede Savcı Bey herhalde böyle bir güç devşirmek, bir güç toplamak, kendi arkasına bir destek izlenimi yaratmak için siyasi parti liderlerinin amirallerin açıklaması hakkında söylemiş olduğu sözlere yer veriyor. Bakın bu çok vahim bir durum. Ve bu siyasi parti liderlerinden de bu konuda bir ses çıkmıyor. Yani onları böyle bir şekilde tanık göstererek bir güç toplamaya çalışıyor. Şimdi bunun yanı sıra halkın durumu da çok enteresan. Yani halk kendi taleplerini ve dertlerini siyasi partiler aracılığıyla anlatıyor günümüzde. Çünkü merkez medya tamamen ele geçirilmiş durumda. Ne bileyim ana akım medyayı tamamen saray rejimi kendisi yönlendiriyor. Mesela televizyonlara çıkan insanları işte ne bileyim Fahrettin Altun'un hazırladığı listelere göre çıkardıkları çok belli oluyor. Mesela ben bunu çok somut bir bilgi olmadığı halde gözümle görebiliyorum. Dolayısıyla halkın kendi taleplerini dile getirebilmesi ancak siyasiler aracılığıyla mümkün olabiliyor. Ve çok ciddi bir örgütsüzlük ve sessizlik var halk kesimlerinde. Yani aşağı yukarı 1950'lerden bu yana hatta daha önce bile insanlar her zaman dertlerini anlatmaya, mesela sendika kurmaya, işte örgütlenmeye, örgütlü olarak kendi taleplerini ortaya koymaya çalışmışlardır. Fakat bu yaşamış olduğumuz 20 yıl içerisinde yani sendikalar, sendikaların tabanları, üyeleri falan böyle fakir fukara, garip kuraba gibi görüldükleri için modern toplumun içinden çıkabilecek örgütlerin önleri kesildi. Bunlar adeta yok edildi. Yani bu hocam toparlayalım.
Tamam, toparlayalım. Yani şimdi o zaman hemen doğrudan doğruya ben sonuca geleyim. Şimdi insanlar hep soruyorlar, çözüm nedir? İşte bu karanlıktan nasıl çıkacağız filan diye. Valla burada esas olarak amirallerin yaptığını herkesin yapması lazım. Yani devlet memurlarının, öğretmenlerin, bakkalların, esnafın, tarım işçilerinin, sendikalı işçilerin, sendikasız işçilerin kendi taleplerini mutlaka birleşerek bir şekilde ifade edecek araçları. Hocam her birinden darbe çıkartırlar. Yok yok, burada ya burada darbe olayı zaten hükümetin gündeminde olan bir olay değil. Mesela bu iddianameyi falan da böyle bir arka planda yer alan bir daha. Önce onun da Türk aydınlarına, milli aydınlara böyle bir yazı yazın, bir metin hazırlayalım da altına bakalım kimler imza atıyor, kimler imza atmıyor Yavuz Hocam. Tamam hocam, yaparız. Yani insanların mutlaka ses çıkarmaları, taleplerini bir şekilde ifade etmeye gerek. Son olarak da bir şey söyleyeyim. Şunu çok iyi bilmek lazım. Seçilmiş bir parlamento, yani halkın seçtiği genel seçimlerle iktidara getirdiği bir siyasi parti ve bir seçilmiş olan bir parlamentonun anayasa yapması mümkün değildir. Seçimle oluşmuş olan bir parlamentonun anayasaya riayet etmesi mecburidir. Ha, bazı yasalar çıkartarak ya da işte bir takım komisyonlar kurarak falan bir takım ayrı bir meclis, bir kurucu meclis kurabilir. Dolayısıyla mutlaka anayasayı yapacak olan düzgün bir şekilde seçilmiş, böyle etnik ve dini fark gözetmeden oluşmuş bir kurucu meclistir. Bunlar ancak anayasa yapabilir. Yani burada bu kurucu meclisin yapabileceği şey, yapması gereken şey şudur. Türkiye'nin nasıl bir ülke olduğunu saptayacak. Biz nasıl bir ülkeyiz? Yani başımızda bulunan Cumhurbaşkanı'nın naslarıyla yönetilen bir ülke miyiz? Yoksa laik bir ülke miyiz? Demokratik miyiz? Demokratik olmak ne demek? Sosyal hukuk devleti olmak ne demek ve bu nasıl olabilir? Bunlara karar verecek, bizim kimliğimizi bir ülke olarak, bir devlet olarak kimliğimizi tespit edecek bir anayasa hazırlaması gerekir. Böyle bir kurucu meclisi diyorum ve hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hocam ben sizden iki cümlede şeyden istiyorum. Sarıklı amiral konusunda da iki cümle istiyorum Yavuz Hocam'la. Ya sarıklı amiral, sarıklı amiral hakkında bir dava açılmadı. Hatta zannedersem çok iyi bilmiyorum ama disiplin soruşturması da açılmadı. Onunla ilgili yakında bilgiler yazacağım hocam. Onları oradan öğreneceğiz. Yani sarıklı amiral. Emekli bilgiler, ikramiyesini aldı, şeyini aldı, toplu ikramiyesini, maaşla yani bağladılar. Muhtemelen tekkesinde oturup gönül huzuruyla ibadetini yapmaya devam ediyor. Bu yani çok önemsediğim bir olay değil benim aslına bakarsınız. Çünkü bu biraz da bilinen bir şey. Çünkü o kapıları açtılar, oralara girdiler. Ta ne zamandan?